paşam. Cevdet, teyit ettin mi? Eminim paşam. 40 adet Fransız topu cephanesiyle birlikte bugün limana yanaştı. Hangarları alacaklar. 2 gün içerisinde de birliklere sevk edilecek. Bu felaket demek Cevdet. Uşak, Salihli, Alaşehir, Afyon. Henüz çok erken. Hazır değiliz. Mahvoluruz. Her şey biter. O mühimmat yola çıkmadan imha etmek mecburiyetindeyiz paşam. Mecburuz Cevdet. Allah'ın izniyle de halledeceğiz. Aziz hemşire, sizi arıyorduk her yerde. Buyurun başhekimim. Yunan askerleri kızları alıp eve götürdüler. Sizi de sordular. Sebep? Cevdet komutan emretmiş. Tamam, ben hemen giderim şimdi. Aziz hemşire, yarın sizce de münasipse Yıldız Hanım'la biraz sohbet etmek isterim. Nikahtan evvel birbirimizi biraz daha yakından tanımak maksadıyla. Asri zamanlardayız değil mi? Tabii, tabii. Tabii, siz nişanlısınız artık. Konuşabilirsiniz. Ben şimdi gideyim, merak etmesinler. Tabii, buyurun. Eğer dediğin gibi içerisi barut doluysa bu bizim işimizi halleder. Bu fitilin 45-50 saniyelik kısmını kullanırsın. Bu sana zaman da kazandırır. Yalnız patlama büyük olacak. Bununla birlikte zayiat da büyük olacak elbette. Hem böylelikle kapıda bekleyen askerleri de ortadan kaldırmış olacaksın. Bu işi mutlaka bu akşam halletmek zorundasın Cevdet. Eğer vazifeni bilen, yaptığını gören olursa onların da icabına bakacaksın. Siz merak buyurmayın paşa. Ölmez Hasan'dan bir haber var mı? Şehre inmiş paşa. Burnumun dibine kadar geldi lakin ele geçiremedim. Herifin maksadı ne? Neden ortalıkta dolanıyor? Eğer maksadı beni gammazlamak olsaydı şimdi çoktan yapardı paşam. Ben aileme musallat olur diye korkuyorum. Ailen için endişelenmekte haklısın Cevdet. Lakin bitecek. Nasıl bitecek paşam? O silahları bulursan vazifen sona erecek Cevdet. Nasıl sona erecek? Bu herifler taarruza hazırlanırken biz de boş durmadık Cevdet. Aydınlı Salman Efe, Sökeli Halil Efe tüm adamlarıyla birlikte bize katıldılar. Atıl durumda bekleyen yüzlerce askerimizi Bergama'nın doğusuna yerleştirdik. Bu sınırı geçemeyecekler Cevdet. Eğer silahları bulursak, silahları bulduğun vakit sen de bu birliklerin başına geçeceksin. Bundan sonra Yunan üniforması giymek zorunda kalmayacaksın Cevdet. Ailene yalan söylemeye mecbur olmayacaksın. Yunan yaftasıyla yaşamak zorunda kalmayacaksın Cevdet. Şeref duyuyorum paşam. Yolun açık olsun. Birazdan kendine gelir. Dinlenmesi lazım. Bizim eve götürelim. İyi.
Neredesin Mehmet kardeş ya? Merak ettik Mehmet. Yoksan Andreas gidemedi mi? Yok, gitti. Bindin gemiye. No, çok şükür. Başka bir sıkıntı var sende. Var Cezmi, var. Hem de büyük sıkıntı. Yunan ordusuna takviye cephane gelmiş. Ne takviyesi? Toplar Haydar. Fransız topları. Bir tanesi bir köyü duman etmeye yeter. Oradan hesap et. Dediysen sen be ya. Ne yapmak lazım? Oradan çıkmalarına mani olmak lazım kardeşlerim. Ya iyi dedin. De nasıl olacak bu? Ben düşüneceğim bir şeyler. Siz meyhaneye gidin. Dikkat çekmeyin. Yarın çok işimiz olacak. Hadi gidelim. Hadi. İlaç tesir ediyor. Ateşi düşmüş, iyi olacak. Oh. Niye öyle bakıyorsun Tevfik? Hiç. Düşündüm de sen bu hayatta tanıdığım en fevkalade kadınsın. Neden? Bu kadının kocanla münasebeti var ve sen yine de ona kıyamıyorsun, öyle mi? Hemşireyim ben. Vazifem bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.